Merhaba arkadaşlar, şimdi rasyonel sayıları öğreneceğiz. Birkaç tane dersi var, mutlaka hepsini izle çünkü üniversiteye kadar daima inanılmaz derecede önemli bir konu, çok iyi öğrenmelisin. Yardımcılarım, asistanım biri Genco, tamam mı? Biri de biliyorsunuz ki bizim matematik soru bankalarımız Şenol Hoca yayınlarından. Şimdi arkadaşlar, Genco demiş ki demek ki rasyonel olmayan sayılar da var demiş. Evet, irrasyonel sayılar da var ama bunları ileride öğreneceksin. Şimdi ilk dersimize başlıyorum arkadaşım. Uçuruyorum kapağımı. Rasyonel sayı nedir? Rasyonel sayıda bir kesir çizgisi var. Üstünde pay var. Altında da payda bu var. Aşağıdakine payda, üsttekine de pay diyoruz. Tamam, bunlar rasyonel sayıları ifade ediyor. Payda. Karadeniz'i zannetmiş bu. Bu sayılar Karadeniz'i mi buldu hocam demiş. Karadenizler bulmadı. Dağ kısmı hoşuna gitmiş Genco'nun. Şimdi soru şu. Hoca demiş ki hangisi rasyonel sayıdır? Söyle bakalım Genco. Genco da demiş ki hocam hepsi rasyonel sayı. Evet, mantıken hepsi rasyonel görünüyor ama bir dakika, bir şeye dikkat etmeni istiyorum. Bak. Nerede bunun kapağı? Heh, diğer taraftan açılıyormuş. Şimdi bak. Eksi 5 bölü 3. Pay ve payda kısma birer tane tam sayı var. Bu bir rasyonel sayı. Bu da bir rasyonel sayı. 1 bölü 2. 0 bölü 5 de bir rasyonel sayıdır. Çünkü 0'ı 5'e bölersen sonuç 0 çıkar. Sıkıntı yok. 3 bölü eksi 4 de bir rasyoneldir. Çünkü payı var, paydası var. Her ikisi de tam sayı. Ama buradaki zımbırtı rasyonel değil. Şuraya dikkat et. Aa, neden hocam? Niye rasyonel değil? Payı da tam sayı, paydası da tam sayı. Arkadaşlar, bir kesirde paydaya 0 gelmez. Yani şöyle bir şey olamaz. Paydaya 0 asla ve asla gelemez. Bunu alıp hop çöp kutusuna atıyoruz. 7 bölü 0'ı çöp kutusuna attım ve sildim. Bu rasyonel değildir. Diğerlerin hepsi rasyoneldir. Bak, bu önemli bir ayrıntı arkadaşım. Buna dikkat et. Pay, yani yukarıda 0 olabilir. Çünkü 0'ı 5'e bölersen bunun sonucu 0 olur. 0'ı hariç bütün tam sayılara böldüğünde sonuç 0 olur. Ama ve lakin paydaya, yani aşağıya 0 gelemez. Böyle bir şey tanımlı değil. Matematikte böyle bir dünya yok. Tamam. Varsa ne yapıyorsun? Hop çöpe taşıyorsun. Bu rasyonel değildir diyorsun. Güzel. O zaman uçuralım. Fiu, uçurdum gitti. Evet, bakıyorum Genco burada ekmeğe abanmış. Hepsi benim demiş. 6 kişilik bir aile 2 ekmeği eşit olarak paylaşırsa bir kişiye düşen ekmek nasıl ifade edilir? Heh. İşte zurnanın zırt dediği yere geldik. Rasyonel sayıyı bunun için öğreniyoruz. 6 kişiye 2 ekmeği paylaştıracağım. O zaman 2'yi 6'ya bölmem lazım. İşte bir kişiye düşen ekmek 2 bölü 6'dır. Aa, nasıl yani hocam? Yani tam çıkmadı, gördün mü? Küsuratlı. Onu da şöyle göstereyim. Mesela şöyle dikdörtgen bir ekmek çizeyim. Bunu 6 eşit parçaya böleyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hani pek eşit olmadı ama şuradaki biraz büyük oldu ama sıkıntı değil. Sen bunları eşit gibi düşün. Hatta eşitliği mi? Ya olmadı. Beğenmedim onu. Dur. Eşit yapacağım. Heh. Ekmeğimiz böyle olsun. Dikdörtgen bir ekmek yok böyle bir şey ama. Hani var ya tost ekmekleri dikdörtgen. Onun gibi hayal et. İşte 6 kişi, tamam mı? 2 ekmeği eşit olarak paylaşacak. Bu bir ekmek. Bir tane daha yapıyorum. 2 tane ekmeğim olacak böyle. 2 tane ekmek aldım. 6 kişilik aileye başlıyoruz paylaşmaya. Şimdi mantıken 6'ya böldüğüm için herkes bir parçasını yer. Yani bir ekmekten bir kişiye bir parça düşer. Ama 2 ekmek olduğu için 2 parça düştü. Doğru mu? Doğru. Yani işin özü, 6 parçada 2 parçasını yersin. Nasıl yani hocam? Yani şöyle düşün. Şunu yemediğini, ikinci parçayı da buradan yediğini düşün. Tamam mı? Bu iki parçayı bir kişi yedi. Bu iki parçayı bir kişi yedi. Bu iki parçayı bir kişi yedi. Üç kişi bu ekmeği yedi. Bu iki parçayı bir kişi yedi. Bu iki parçayı bir kişi yedi. Bu iki parçayı bir kişi yedi. Üç kişi bunu yedi. Üç kişi bunu yedi. Altı kişi bu ekmeği yerler. Bir kişiye düşen şey altı parçanın ikisidir. Altıya bölüp iki parçasını yemektir. İşte bu. Buna rasyonel sayı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili biraz daha örnek yapalım. Mesela 1 bölü 4, 3 bölü 4 ve 2 bölü 5 kesirlerini bir bütünün çubuk üzerinde tarayarak ifade ediniz. Bir bütünü alacağım. 1 bölü 4'ünü, 3 bölü 4'ünü ve 2 bölü 5'ini alacağım. Ne yapıyorum? Bir bütün alıyorum önce. Bak arkadaşım. Aldım. 4 parçaya bölüp bir parçasını alacağım. 4 parçaya böldüm. 4 eşit parçaya. Bir bütününü alıyorum. Bir parçasını alıyorum. İşte bu. Şu ifade 1 bölü 4'tür. Çünkü 4'e bölüp bir parçasını almaktır. Bunu bununla eşleştiriyorum. Geliyorum buna. 3 bölü 4 nasıl acaba? Yine aynı şekilde bir parçayı alıyorum. 4'e bölüyorum. Kaç parçasını alacağım Genco?
Hocam 4 parçaya böldüğünüz 3 parçasını alacaksınız. Aferin. 1, 2, 3. Bak bir bütünün komplesini alamadım. 4'e bölüp 3 parçasını aldım. Bu da 3 bölü 4'ü ifade eder. Geleyim diğerine. Onu da rengini değiştireyim. Sen de buraya gel. Bu sefer bir bütünü 5 parçaya bölüp 2 parçasını alacağım. O bütün her zaman böyle olmak zorunda değil. Yuvarlak bir şey de olabilir. Onu da öyle yapayım mı mesela? Yuvarlak yapayım. Tamam. Kaça böleceğim? 5'e. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eşit parçaya böldüm. Kaçını almalıyım şimdi? İkisini. Atıyorum şunu aldım. Ya istediğin herhangi ikisini alabilirsin ha, serbestsin. Yani keyif senin keyfin. Bir de şunu alayım. Ah, bitti. Bu da 2 bölü 5'i ifade eder. 5 parçaya bölüp 2 parçayı almayı ifade edecek. İşte bu kadar. Güzel. O zaman devam. Yukarıdaki sayı doğrultusunda 1 ve 0 arası 5 eşit parçaya ayrılmıştır. Genco'nun tam üzerinde durduğu rasyonel sayıyı bulunuz. Şimdi Genco tam şunun üstünde duruyor. Aslında tam üstünde bile duramamış. Biraz sola kaymış, gördünüz mü? Lan Genco, bir hizalayamamışsın kendine. Tam şurada duruyor. Burayı rasyonel sayı olarak ifade edeceğim. Arkadaşlar, burada önemli olan şey bir bütün. Bak, 0'dan 1'e kadar bir bütün var. 1'den 2'ye kadar bir bütün var. Burayı ifade etmek istiyorsam 0 ile 1 arasını 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya bölmüş. Kaça bölmüş? 5'e. O zaman Genco, senin durduğun yer 5'e bölünmüş. Peki sen kaçıncı noktadasın? 0'dan küçükten itibaren başlıyorum. 1, ikinci noktadasın. 2 bölü 5. Yani bir bütünü 5'e bölmüş ve ikinci noktaya aldığı için Genco 2 bölü 5'in üstünde duruyor arkadaşlar. Sistem ve yöntem tamamen bu. Bütünü kaça böldüğüne bakıyorsun. Onu aşağıya yazıyorsun. Yukarıya neyi yazacağız peki? Yukarıya da hangi sayıyı istiyorsan, yani Genco nerede durduysa onu yazacaksın. Şöyle bir soru sorayım. Diyelim ki Genco şurada dursaydı. Genco'yu çöp adam gibi çizeyim böyle. Ha. Diyelim ki bizim Genco'muz burada duruyordu. Bunu rasyonel sayı olarak ifade edelim. Şimdi bak, sıfırdan 1'e kadar gelmiş. Sonra hani bir bütünü almış. Sonra ekstradan bunu alıyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş. 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş. Bu da 5'e bölmüş. Güzel. Ama bu 5'e bölünce ne kadar almış? Bak, paydada 5 var. Bir bütün 5'e bölünmüş. Peki bu nokta nerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de. Oo, 8 bölü 5. Bu Genco 8 bölü 5'te duruyor. Aa, neden öyle oldu hocam? Nedenini söylüyorum. Bir bütün her ikisinde de 5'e bölündüğü için paydaya 5'i yazdım. Genco'nun durduğu nokta 8. 4, 5, 6, 7, 8. nokta olduğu için 8 bölü 5 yaptım. Bak dikkat et, 8 5'ten büyüktür. Dolayısıyla 8'i 5'e bölersen sonuç 1'den büyük çıkar. Bak, 1 noktasından daha ileride, daha büyük çıktı Genco'nun durduğu nokta. Gördün mü? Mantıklı. Güzel. O zaman bunu fırlatayım mı? Fiu, bayağı uzağa fırlattım. Şimdi sayılar verilmiş. Eksi 3 bölü 2, eksi 3 bölü 5 ve 5 bölü 3 sayılarını ABC harflerinden hangilerine yazmalıyız? He, ABC burada. Şimdi bak arkadaşım. Bak Genco da düşünüyor. Acaba hangisini nereye yazsam acaba? Diyorum ki ya şu ikisi negatif. Sadece bu pozitif. E burada sıfır var. Pozitifler sağda olur. Demek ki pozitif olan bir tane sayı var. Sağda da bir tane B var. Mecburen B 5 bölü 3'tür. Mantıklı değil mi? 5 bölü 3 buraya gelmeli. Güzel. Çünkü şöyle yapmış. Bak 1, 2, 3 parçaya bölmüş. İki tanesini almış diye düşünebilirsin. Ama bak, burada bir bütünü de almış. Bir bütünü almış, sonra B'ye kadar gelmiş. E peki hocam, bu bir bütünü kaça bölmüş? Şimdi burayı 1, 2, 3'e bölmüş ya, burayı da 3'e bölelim. 1, 2, 3'e böldüm. Şunlar bölükler. Tamam mı? Şimdi bak, kaç parça almış? 1, 2, 3, 4, 5 parça almış. Hakikaten 5 parça almış. Peki bir bütün burada da 3'e bölünmüştü. Burada da 3'e bölünmüştü. Paydaya da 3 yazıyorum. Güzel. Bazen buradaki çizgileri vermez. Onu da sen yazacaksın. Nasıl yazacaksın? Burayı 3'e böldüyse burayı da 3'e böl. Aynı 3'e bölünmüş olsun. Yani aynı miktara bölünmüş olsunlar. İşlemin daha da kolaylaşır. Şimdi bakalım. Eksi 3 bölü 5. Eksi 3 bölü 2. Acaba hangisi hangisi? Bak. 3 bölü 2. Birden büyüktür değil mi? Hani 3'ü 2'ye bölersen 1,5 çıkar. 1'in ama negatif olduğu için eksi 1'in bu tarafında olmalı. Ama 3 5'ten büyük değil. 3'ü 5'e bölersen 1 çıkmaz. Bunun sonucu da birden küçük olmalı. Bu tarafta olmalı. Buradan yola çıkarak eksi 3 bölü 5 a'ya denk gelmeli. Çünkü neden? 5'e bölüp 3 parçasını al diyor. Bak, 1, 2, 3, 4, 5'e bölmüş.
1, 2, 3. parçayı almış. Hakikaten 5'e bölmüş, 3. parçayı almış. Eksi olduğu için öbür tarafa gittim. Sıfırın sol tarafı negatif ya. Eksi olduğu için bu tarafa geldim. Eksi 3 bölü 2'ye gelelim. Mecburen C'ye de o kalacak. Eksi 3 bölü 2. Çünkü eksi 3 bölü 2, 3'ü 2'ye böl 1,5. Hani 3 ekmek var. Tam 2'ye böldüğün yarı yarıya paylaşacaksın kardeşine mesela. 3 ekmeği 1,5 ona 1,5 sana değil mi? İşte 1 ile 2'nin arasında 1,5 var. C'de tam bu ikisinin ortasında durmuş. Eksi olduğu için bu tarafa kaydım. Eksi 3 bölü 2 bitti. Eksi 3 bölü 5 budur. 5 bölü 3 de budur. Süper. O zaman işlemlerden devam. Kağıdı da fırlatalım. Kağıt fırlatmak çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bazen siz de böyle boş kağıda bir şeyler karaladınız mı? Fırlatın atın. Ama benimle beraber yazdıklarınızı atmayın ha sakın, tamam mı? Ve mutlaka yazarak çalışın arkadaşlar. Çünkü yazdığınız zaman eliniz, bu eliniz, gözünüz ve beyniniz arasında koordinasyon sağlanır. Bilgi muhteşem kalıcı olur. Güzel. Ne demiş? Rasyonel sayılar sayı doğrusunda tam sayılardan daha mı çok yer kaplar hocam? Evet. Neden? Her tam sayı bir rasyonel sayıdır. Paydasında da gizli bir 1 vardır. Bak, sayıların rasyonel sayı biçiminde gösteriniz. 5 aslında gizli bir şekilde 5 bölü 1'dir arkadaşlar. Paydasında mutlaka gizli bir 1 var. Eksi 7 paydasında gizli bir 1 olduğu için bu da bir rasyonel sayıdır. 0 onun da paydasında gizli bir 1 var. Bu da bir rasyonel sayıdır. Bunlar tam sayıydı değil mi? Her tam sayı aynı zamanda rasyoneldir. Çünkü gizli bir 1 var. Mesela şöyle diyelim, ben baktım senin ayağında diyelim ayakkabı var. Ama ayakkabının içinde gizli bir çorap giyiyorsun değil mi? O gizli çorap gibi düşün bu biri. Çorabın görünmese de ayakkabının içinde. İşte bu birler onlar, tamam mı? Gizli bir şekilde orada duruyorlar. Evet, sayı doğrusunda da mesela tam sayıları yazdın. Genco'nun dediğine cevap verelim. Bunlar tam sayıdır ama bunların arasında bir sürü rasyonel sayı var. Dolayısıyla rasyonel sayılar sayı doğrusunda daha çok yer kaplar diyor. Fırlatıyorum. Of, ne güzel duvara yapıştı, görmen lazım. Şimdi bakalım. Eksi 5 bölü 4. 5 bölü eksi 4 ve eksi 5 bölü 4. Sayılarını sayı doğrusuna gösterelim. Ya Allah Allah. Bunlar çok ilginç. 5 bölü 4, 5 bölü 4, 5 bölü 4. Sayılar aynı. Bunun eksisi yukarıda. Bununki aşağıda, bununki tam ortada. Ne olacak o zaman? Genco'ya kulak verelim. Eksiyi kafana göre kullan. Paydada, kesir çizgisinde ya da pay kısmında. Hepsi aynıdır. Yani şu. Bu eksi bir tane olmak şartıyla. Bir tane ise yukarıda da olabilir, aşağıda da olabilir, tam ortada da olabilir. Aynı şey. Peki ben bu 5 bölü 4'ün yerini sayı doğrusunda nasıl bulacağım bakalım. Bir kere bu negatif. Yani şunların 3'ü aynı olduğu için şunu alabilirim. Bu sayının sayı doğrusunda yerini bulacağım. Ya bu negatif. Demek ki sıfırın bu tarafındalar. Bu tarafında olamaz. Tamam, burayı gözden çıkardım, eledim bu tarafta. Peki sıfırla 1 arasında mı? Ya 5 4'ten büyük değil mi? 5'i 4'e bölersen 1'den büyük bir şey çıkar. Mantıklı. O zaman 1'in bu tarafında olacak. Peki 2'ye kadar ulaşıyor mu? 5'i 4'e bölersen 2 çıkmaz değil mi? 2'ye kadar ulaşamıyor. Eksi 1 ile eksi 2 arasında bir yerde. Belli, bak mantık yürüttüm. Kafamı çalıştırdım. Vay, dedim ki bu arada bir yerde. Ama neden şöyle yapmayayım ki? Bak paydada 4 var. Bütün tam kısımları 4'e böleyim. Bak 4'e böldüm. 1, 2, 3, 4 parça. 3 çizgi çizdim ama 4 parça oluşturdu. Dikkat et. 1, 2, 3, 4 parça oluşturdum. Burayı da 4'e böleyim. Tamam. Şu çizgiler de aynı renk olsun. Şimdi bütün hepsini 4'e böldükten sonra bir bütünü 4'e böldüm. 4'e böldüm çünkü paydada 4 vardı. Kaç tane almamı istiyor? Bütünleri 4'e böldükten sonra 5 tane al diyor. Alayım. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, buna geldim. Demek ki burası eksi 5 bölü 4'tür. Çünkü bütünleri 4'e böldüm. Bunu da bunu da 4'e böldüm. Ve 5.sini aldım. Eksi olduğu için bu tarafa doğru geldim. Mecburen önüne de eksi koydum. Bu eksiyi nereye koyduğun önemi yok. İşte bu. Noktamızı bulduk. Yapıştırdık. Güzelmiş değil mi? Yöntemi tekrarlıyorum. Bir bütünü paydadaki kadar bölün. 4'e böl. 4'e böl. Kaç tane istiyor? 5 tane mi? Git 5.yi al. Hepsi bu. Negatif olduğu için bu tarafa doğru aldım. Pozitif olsaydı bu tarafa doğru. Bunları 4'e bölecektim. Girip 5.yi bu taraftan alacaktım. Kağıdı uçurdum. Aa, geri geldi. Git bakayım. Heh, uçtu gitti. 12 bölü 7 ve 2 sayısını sayı doğrusuna gösterelim. Çocuk oyuncağı ya. Bu herhalde kek olduğu için genç oda yatmış. 2 nerede? Aa, burada işte. 2'yi sayı doğrusuna gösterdim. Bitti. 2 buradadır arkadaşlar. Sıkıntı orada değil. 12'yi 7'ye böleceğim. Düşünüyorum. Bütün parçaları 7'ye bölmeliyim. Bir bütün. Bak 7'ye bölmüşüm zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak sayalım aralıkları. Aralıkları sayacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aralık var. Burada da 7 aralık var. 12.yi al diyor bana. Tamam, sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aha, 12. buymuş. Demek ki burası
12 bölü 7'dir. Bir bütün 7'ye bölüp 12'yi aldım. Yapıştır. İşte bu kadar arkadaşım. Yöntem güzel değil mi? Basit. Fırlatalım. Sıra sende. Yukarıda bir sayı doğrusunu bakın. Belli bir parçaya bölmüşüm. Sıfırla bir arasını. Şu A noktası. A noktasının rasyonel sayı olarak değerini mutlaka bulup yorumlara atın. Yorumlarda birbirinize kıyaslayın. Genco da demiş ki siz bunu soruyorsunuz ama sınavda güneşin kütlesini soruyorlar. Daha zorları geliyor demiş. Evet, daha zor sorular biraz sonra. Ders ikinci, üçüncü derste devam edeceğiz arkadaşlar. Bu daha ilk derste. Bunun mutlaka sayı doğrusundaki değerini istiyorum. Yorumlara atın. İlk derste arkadaşlar mutlaka ikinci, üçüncü derste problem kısımlarını hepsini mutlaka izleyin ve yazarak çalışın. Evet, ben Instagram'da Şenol Hoca'dayım. Genco'yu takip ederseniz Genco'nun da Instagram adresi var. Genco derste diye Instagram'da. Aynı zamanda biliyorsunuz Şenol Hoca'nın tüm kitapları şenolhocamağaza.com'da, şenolhocayayınlar.com'da ve tüm kitapçılarda, kırtasiyelerde var. İkinci ders hepinizi bekliyorum. Görüşürüz.